Evet, şimdi videoya geçmeden önce bir şey diyeceğim. YouTube bu videonun bildirimini hiç kimseye atmadı. 4 günde 50 bin falan izlenmedi bile bu video. Bir de videoyu komik yapmak için sadece 3 saniye bir film sahnesi kullandım ve telif aldım. Hani para kazanma telifi tamamen yedi. %100 telif. Davacı tarafından para kazanılıyordu. Hem de bildirim atılmadı. Hani neyse, ben zaten genelde telif yediğim için alıştım artık. Falloş oldum telif yemekten. Ama nedensen bildirim atmıyorsun insanlara. Ben de o yüzden dedim ki bu videoyu bir daha yayınlayacağım. Umarım eğlenirsiniz. Büyük ihtimal birçoğunuz daha önce izlememiştiniz zaten. Hadi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün ilk baktığınızda çok yanlış şeyler düşüneceğiniz fotoğraflar vardı değil mi? Daha önce yapmıştık. Onlardan bir level daha üst şeylere bakacağız. Hani bu fotoğrafları ilk gördüğünüz zaman tamamıyla aklınız başka bir şey düşünecek ama aslında fotoğrafın hikayesi başka bir şey. Şimdi o fotoğrafları inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Ama bir dakika, başlamadan önce bir kişi bana demişti ki arkamda bir şeyler var, onun üstündekiler poke topu mu diye. Eğer bu videoya 24 saat içinde 15 bin like gelirse ışınlanarak onu gidip alacağım. Ya da direkt gidip alayım ama yine de 15 bin like atmaya çalışalım bu videoya. Lütfen. Şimdi oraya ışınlanacağım ve o topu alıp buraya getireceğim. Bakın şimdi. Evet, bakın. Nasıl? Güzeldi değil mi? Poke topunu gittim aldım geldim. Oradan ışınlanarak. Şimdi geri gidip koyup gelecektim ama hani bu enerji çok dengesiz bir enerji. O yüzden sürekli kullanırsam bir daha kullanamama riskim var. 1, 2, 3, 4. Dumpstep clip falan çekmem lazım benim ya. Neyse arkadaşlar, hadi videoya geçelim. Şimdi burada yazıyor ki gölgenin sana başka bir hikaye anlattığı zaman. Şimdi bu fotoğrafa baktığımız zaman tamamıyla farklı bir düşünce oluşuyor insanın zihninde. Yani insan buraya baktığı zaman normal bir şey düşünemez. Ama aslında burada yanlış bir şey yok. Sadece oyun oynayan, bir şeyler içen iki arkadaş var. Başka yanlış bir şey yok. Altındaki fotoğrafa bakalım. Bu pahalı güzel bir yere gitmiş gibi duran bir tane adam var. Ama aslında arkadaki monitörden mi televizyondan mı sadece fotoğraf açmış ve önünde durmuş. Burada bu fotoğraf benim kanalımın banlanma sebebi olamaz. Çünkü yanlış bir şey yok burada. Çünkü kız sadece fake atıyor. Mesela bu, ben de bunu daha önce yapıp arkadaşlarıma yedirmiştim. Havuzdaymış gibi gösteriyorsun kendini ama aslında sadece ve sadece fotoğraf çekiyorsun. Abi çok güzel şeyler var, hani acayip yaratıcı şeyler. Bakın şimdi, perspektifiniz her şeyinizdir diyor. Burada gördüğünüz şey ne mesela? Küçük bir gemiye benziyor değil mi? Ama hiçbir şey değil bu. Bakın, uzaktan görünen bir gemi değil, bambaşka bir şey. Ne olduğunu ben de bilmiyorum ama sadece açı, çekilen açı. Abi enteresan şeyler var. Aha bu mesela medyanın gücünü gösteriyor. Bak, medya isterse bu adama saldırıldığını da gösterebilir diyor, isterse bu adama yardım edildiğini de gösterir diyor. Ama aslında ne olduğunu bilmiyoruz burada. Bu niye buna silah dayarken bu burada su veriyor? Mesela bu kız herkesi kandırıyor. Aslında böyle bir şey yok ortada. Bu İlk kim düşündü bunu? Bakın mesela bir tane köpek balığının saldırısına uğramışız ama normal bir açıyla baktığımız zaman köpek balığı falan yok ortada. Orada sadece bir ördeğin gölgesi var, suyun dibine düşmüş. Hani şimdi benimle farklı düşünen biri var mı merak ediyorum. Bunların harika olmadığını düşünen var mı aranızda? Çünkü harikalar. Ne kadar da güzel. Romantik bir an yaşayan iki tane sevgili var burada karşımızda adeta. Denizin içinde atlarıyla beraber öpüşüyorlar. Ama bakın, onların düzgün bir fotoğraf çekilmesini sağlayan adama bakın. Olacak iş mi bu? Ne kadar güzel bir araban var değil mi kızlar? Hadi gelin size bir tur attırayım falan filan ayağına girmiş adam. Ama bakın, bir şey yok. Sadece doğru açı, doğru açıyı yakalamışlar. Harika bir içerik. Mesela bakın, bu nasıl bir fotoğraf? Orijinaline bakın. Hani tamam, anladık. Sadece göz yanılması gibi görünüyor. Tekerleri görmediğimizde başka bir şey sanıyoruz ama tekerleri gördüğümüz zaman bile değişik duruyor. Niye böyle bir fotoğraf çektiniz? Al işte. Bu fotoğraf hakkında yorum bile yapmak istemiyorum. O derece bir şey yani. Sadece kırpmış fotoğrafı ve bunun hakkında gerçekten yorum yok. Yorum yok. Abi harika bir şey, yemin ederim çok komik. Şu fotoğrafa bak. Abi bebek poposu.
sadece şu yarısına baktığın zaman direkt göğüs gibi görünüyor ama altında sadece 10 aylık bebeğin poposu. Aa bak, uyurken çekmişler kızı ya. Ne kadar iyi arkadaşları falan var, ne kadar komik arkadaşları var. Bir de ben arkamdaki lazeri açmamışım. Fişi çıkmış, pardon. Tamam. Ama aslında öyle bir şey yok. Kendini böyle çekmiş. Nasıl böyle fotoğraf çekiyorsunuz arkadaşlar? Ben de denedim, olmadı ya. Vallahi böyle fotoğraf çekilmiyor, çekilmiyor, denemeyin. Abi şuraya bakın. Fotoğrafı kırpmasan ne... Ay çok komik. Şimdi bu mimari neden böyle bir şey yapmış? Bu hangi mimar? Neden böyle bir şey yapma gereği duymuş? Burası da İngiltere sanırım. Öyle bir mimarisi var ama bu gölgelendirme neden? Bilerek yapmamışsa ben bir şey bilmiyorum. Hani bunu yapan mimari gerçekten komik bir adam bence. Bu ne? Bu fotoğrafı ilk gördüğümde çok gülmüştüm. Yemin ederim var ya. Lan harika bir fotoğraf. Hani görmek 1-2 saniyenizi alıyor. Ama şuna bakın. Neden altında pantolonsuz fotoğraf çekiliyorsun? Neden? Sadece 10 saniyeni alacak giymek. Niye bu kadar zorluyorsun? Hayır, hayır, olamaz, olamaz. Olamaz, olamaz, olamaz. 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 Çok karmaşık bir şey. Harika bir fotoğraf değil mi? Çok komik bir fotoğraf değil mi? Şuna bakar mısın? Ya sadece ben gülüyor olamam bunlara. Bunun ayağı mı bu? Ne bu? Aa, Facebook'taki gerçek hayattaki. Tamam, anladım. Expectation reality. Tamam, Facebook'taki gerçek hayattaki. Aha, bir tane daha. Sevgilim beni uyurken çekmiş mi? Sevgilim beni uyurken çekmiş mi? Hayır, daha fazla bakamam, daha fazla bakamam, daha fazla bakamam. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Bak, neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Bunun amacı ne olabilir? Neden yani, neden? Yapma be. Lan yapma be. Bu çok kötü bir durum ama yani. Bu harbi aşırı, yani next level kötü bir durum. Aklım dururdu ben böyle bir yerde olsam. Çok güzel bir fotoğraf lan. Bunu WhatsApp veya Instagram profil resmi yapacağım. Oğlum çok tatlı bir fotoğraf. Adam çatısındaki buzları temizlemeye çalışırken aşağı düşüyor ya, tam zamanında çekilmiş ama. Hani ne bir saniye erken ne de bir saniye geç çekilse bir işe yaramayacak ama harika bir zamanlamada çekildiği için o kadar değerli ve güzel bir fotoğraf ki anlatamam. Daha fazla bakamayacağım bunlara. Ben bunlara daha fazla bakamayacağım. Başka şeyler görmek istemiyorum. Bir anda çok karanlık oldum. Merhaba. Bu arada Nisan'da yeni şeyler geliyor dedik de gelmeyebilir ha. Şaka şaka, güzel şeyler olacak Nisan'da. Ama hayal ettiğim derecede olmayacak ki, lanet olsun, çok pahalıymış kameralar. Alacağım kamera çok pahalı bir kamera çıktı. Bende bir arkadaşım da vardı, istedim vermedi. O yüzden biraz gecikecek ama yine Nisan'da güzel şeyler geliyor. Profesyonel falan, prodüksiyon. Ama benim aklımda olan 3 tane video vardı. O videolar sanırım Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs'ta gelecek. Mayıs'tan sonra o tür videolar başlayacak ama Nisan'da da profesyonel videolara geçiş yapacağım. Bak mesela, ya ben profesyonel. Bakmayın böyle durduma. Hani gerçekten şaka bir yana, hayalim gerçekleşecek inşallah Allah'ın da izniyle. Güzel şeyler oluyor son zamanlarda Allah'a şükür. Gelişiyoruz ya yavaş yavaş. Hani hep bu tür videolar çek diyorsunuz da, hani YouTube'da en farklı videolardan çeken kanallardan biriyim yani. Farklı bir şey yapan kanallardan biriyim. Hani gidip Minecraft veya GTA 5 oynamak istemiyorum açıkçası. Aslında GTA 5 oynamak istiyorum ama oynayamıyorum, ama Minecraft'ı hiçbir şekilde oynamam. Hani zaten oyun videosu çek diyene kadar 350 tane farklı oyun kanalı var Türkiye'de. Daha fazla belki de. Ben 351. olmak istemiyorum. Ben kendi dalımda birinci olmak veya çok az yapılan bir dalda ilk 3'te, ilk 4'te olmak istiyorum. Anladın mı? O yüzden no Minecraft, no mercy. Neyse arkadaşlar, umarım eğlenmişsinizdir, umarım beğenmişsinizdir. 1-2 bas drop.
Neyse arkadaşlar, umarım eğlenmişsinizdir, umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarda beatbox yap diyen birini görmüştüm. Şimdi dünyanın en iyi beatbox'ını yapacağım, bakın. 1, 2... Neyse arkadaşlar, umarım eğlenmişsinizdir tekrardan. Henüz videoyu beğenmediyseniz videoyu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Yan tarafta çıkan videoyu da kesinlikle izlemeyi unutmayın. Harika bir video oldu. Gerçekten montajı olsun kendi olsun, bununki kadar, bu video kadar montajlı olmayacak ama yine güzel montajlı bir video oldu. Altına da tıklayarak da kanalıma henüz abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Sizi gerçekten çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.